Çiftlik TV kanalından selamlar arkadaşlar. Herkese bereketli, hayırlı günler diliyorum. Bugün düve bakımından bahsedeceğim. Damızlık düve seçimi nasıl yapılır? Düvelerimize nasıl bakmalıyız? Tohumlamadan önce kızgınlık belirtileri nelerdir? Kısaca bildiğim kadarıyla bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar, şu anda bir düvemizin boğsak olduğunu görüyorum ben. Şu büyük olan sarı düvemiz boğsak, yani kızgınlık gösteriyor. Arkadaşlar, şimdi düve seçerken bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle seçtiğimiz düveyi et için mi bakacağız, yoksa bakın bir düvemiz şu anda boğsak, hem onu da uygulama olarak göstermiş oluyoruz. Bakın, şu büyük olan sarı düvemiz kızgınlık gösteriyor arkadaşlar. Kendisi üzerine atlandığında, sıçrandığında herhangi bir kaçma göstermiyor şu arkadaki büyük düvemiz. Az önce diğerin üzerine atladı ama boğsak olan o sarı düve. Arkadaşlar, şimdi düveyi seçerken öncelikle et ırkı olarak mı bakacağız, yoksa biz süt işletmelerine mi damızlık düve yetiştireceğiz? Ona karar vermek lazım. Gördüğünüz gibi düve sayımızı arttırdım ve hayvanlarımızı gençleştirdim. Amacım tohumlatıp damızlık olarak satmak benim arkadaşlar. Bu şekilde düşünen arkadaşlarımız da hem bir fikir edinmiş olur. Şimdi düvemizin buzağıken geçirdiği hastalık önemli. Çünkü ileriki dönemde et ve süt veriminde buzağıken geçirilen rahatsızlıklar, özellikle ishal gibi, şiddetli ishal gibi rahatsızlıklar ne yazık ki ilerleyen yaşlarda verimi etkiliyor. Hayvanlarımızdan yeterli performans göremiyoruz süt ve et açısından. O yüzden yani hayvan küçükten bir hastalık yönünden darbe almış oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın düvemiz diğerini atladı ve alttaki izin verdiği için sarı düvemiz şu anda boğsak arkadaşlar. Boğa istiyor yani. Kızgınlık gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Evet, konudan konuya geçmiş gibi oluyoruz ama tekrar buzağı döneminden bahsedelim. Hayvanımızın bildiğimiz yerlerden alalım. Yani hastalık geçirdi mi geçirmedi mi göz önündeki hayvanlardan alırsak içimiz rahat bir şekilde yetiştiririz ve verdiğimiz emeğin karşılığını alabiliriz. Öbür türlü hayvanımız gelişmez, ilerleyen dönemde bu şekilde boğsamaz, kızgınlık göstermez ve bizim işletmemiz zaten tohumlamak üzerine. Yani tohumlatmazsak hayvanımız kasaplık hayvan olarak kalıyor. Ya da işte yaşını doldurduysa kurbanlık olarak verebiliyoruz. O yüzden küçük yaşta geçirilen hastalıklar önemli. Hayvanımızı seçtik. Yetiştirirken arkadaşlar, düveler çok fazla bakım istemeyen hayvanlar. Çünkü hayvan yaşayacağı kadar besini alsın, gelişimini tamamlıyor. Yani biz ondan çünkü etlenmesini istemiyoruz. Çok fazla süt vermesini istemiyoruz bizim baktığımız süre içerisinde. Hayvan kalıbını tamamlasın. Ondan sonrasında zaten tohumlatıp biz damızlık işletmelerine ya da ne bileyim eşe dosta vereceğiz, paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar, hayvan 15-16 aylıkken tohumlama çağına gelmiş demektir. Ama tabii ki de yaş yeterli değil. Hayvanımızın kilosu da önemli. Bizim için gelişip gelişmediğini anlamadaki önemli kriterlerden bir tanesi kilo arkadaşlar. Damızlık bir düve tohumlama yaşına geldiğinde eğer yetişkin bir ineğin %70'ini, yani yaklaşık olarak bu da 350 kilogram kadar canlı ağırlığa denk geliyor. %70'ini sağlamışsa, 350 kilogram civarında bir ağırlığa sahipse biz bu hayvanımızı gönül rahatlığıyla kızgınlık gösterdiğinde tohumlatabiliriz. Çünkü hayvanımız kaldırır arkadaşlar. Anne olmayı. Peki başka kriterimiz ne? Şu göğüs çevresi arkadaşlar. Bunun da 165 santim civarında olması gerekiyor. Eğer tartma imkanımız yoksa oradan da ölçüm yapabiliriz. 165 santim civarında göğüs çevresi bizim hayvanımızın gelişiminin iyi olduğunu gösterir ve tohumlamaya hazır bir anne adayı olduğunu göstermektedir. Evet arkadaşlar. Peki bazen hayvanımız kızgınlık göstermiyor. Neden? Çünkü kızgınlık göstermekte etken olan şey enerji değeri yüksek besinlerle beslemek. Çünkü yumurtalar o zaman gelişiyor.
Eğer biz bakın yine kızgınlık belirtisi, bakın arkadaşlar alttaki düvemizin boğsak olduğunu görebiliyoruz. Düvemizi enerji değeri yüksek besinlerle, rasyonlarla beslersek yumurta oluşumunu sağlamış oluruz ve kızgınlık göstermesine yardımcı oluruz arkadaşlar. Tabii ki de her zaman kızgınlık bu şekilde. Az önce gördüğünüz gibi ortada olmayabiliyor. Bazen gizli kızgınlıklar gösterebiliyor. Eğer rasyonumuz protein yönünden fakirse, protein yönünden fakir rasyonlarda ne yazık ki düzensiz ve gizli kızgınlıklar olabilir. Bu da bizim işletmemizin istemediği bir durumdur. İstenmeyen bir özelliktir. Çünkü biz hayvanımızın tohumlanmasını istiyoruz. Tohumlanırsa para kazanacağız. Hayvanımızın karnı yani içinde yavrusu olursa daha güzel para eder. Ne kadar kaliteli olursa olsun boş bir hayvan ne yazık ki çok fazla gelecek vaat etmiyor. Çünkü kısır oluyor ve kasaba gidiyor. Arkadaşlar dediğim gibi enerji değeri yüksek ve proteinli besinler, rasyonlar hayvanımızın kızgınlığını artıracak. Bu önemli kurallardan bir tanesi. Ardından az önce gördüğünüz kızgınlık belirtilerini gözlemlediğimizde hayvanımızı 12 saat içerisinde tohumlatmamız gerekiyor. Hemen bir veteriner hekimimizi arıyoruz ve aşılaması için, tohumlaması için çağırıyoruz arkadaşlar. Çünkü 12 saati geçerse kızgınlık ortadan kalkar. Hayvanımız tohum tutmaz. Yani boşuna tohumlamış oluruz. Ve bir dahaki kızgınlık döneminde ne yazık ki 21 ila 27, 28 gün sonraya sarkacaktır. Yani bir ay daha neredeyse hayvanımızı boşa bakmış olacağız. O yüzden düve yetiştiriciliği kolay ama böyle ayrıntıları var arkadaşlar. Yani günlük olarak yükü az ama takip isteyen bir alan. Hayvanımız işte dediğim gibi 15-16 aylıkken artık takip etmeye başlayacağız. Bunu gördüğünüz gibi bu simentenimizi tohumlattım arkadaşlar. Bunda farklı bir yöntem uyguladık. Bu normalde kalıbı yerinde olmasına rağmen boğsamamıştı. Buna takip programını aldık ve hormon vurarak yapay kızgınlık sağladık. Bakalım bir ay kadar arkadaşlar kontrol ettireceğim ve tutup tutmadığını anlayacağız. Bu kızımız da sevdiğim bir sarı kızımız. Maşallah. Evet arkadaşlar. Vitamin ve mineral desteğini verelim. Önlerinde tuzları var arkadaşlar. Zaman zaman da yalama kovası koyuyorum önlerine. Ve bazen de kas içi yaptığımız bazı vitaminlerimiz olabiliyor. Onları da uygularken size uygulama olarak gösteririm. Bakın arkadaşlar yine bir bakın. Alttaki düvenin kızgın olduğunu şöyle anlıyoruz. Normalde kaçması gerekir. Bu hayvan rahatsız olur. Yani kızgınlık göstermese başka bir düvenin üzerine sıçramasına tepki gösterir. Ya kaçar ya kafasıyla vurmaya çalışır ama gördüğünüz gibi gayet olgunlukla karşılıyor. O yüzden biz kızgınlık gösterdiğini anlıyoruz buradan. Bu kara kızımız bizim bu da. Maşallah kara kızımız. Evet arkadaşlar gerçekten hayvanların dilinden anlamak ya da onların ne bileyim bakımıyla ilgilenmek çok güzel. Belki birçok kardeşimiz, abimiz bu tür işlere girmekte hevesli. Dediğim gibi önemli olan büyük bir işletmeyi çevirmek değil. Yani küçük küçük başlarsanız daha iyi olur sizin açınızdan. Zarar da etseniz en azından az bir zararla çok fazla yara almadan üstesinden gelebilirsiniz. Her zaman için söylüyoruz. Birçok abimiz de bunu dile getiriyor. Küçük adımlarla başlayacağız işe. Şu an gördüğünüz gibi burada içi dolu yani karnında yavru olan düvemiz bir tane. O da şu siyah düvemizi aşılattık. Bir daha da kızgınlık göstermedi. Dol olduğunu düşünüyoruz. Bu iki düveyi veterinerimiz geldiğinde ultrasonla kontrol ettireceğim. İnşallah tutmuşlardır. Çünkü onların tutması değerlerine değer katıyor. Şimdi yavrularımıza, düvelerimize bir bakalım. Bunları yeni aldık arkadaşlar.
Gayet de güzel hayvanlar. İnşallah damızlık olarak arkadaşlarımıza paylaşacağız. Hadi gel. Arkadaşlar ben ne veriyorum? Düveye mi veriyorum hayvanlarıma? Yeşil paket açıyorum. Biraz da yonca katarak rasyonları o şekilde düzenliyorum. Gel. Arkadaşlar hepsi yerini biliyor. Gel kızım. Gel bakayım. Gel. Evet arkadaşlar. Yani onların dili bu şekilde. Böyle ses çıkararak anlıyorlar. Gel. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Gel. 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 Bu da danamız arkadaşlar. Bir tane de danamız var. Erkek. Maşallah arkadaşlar. Gel. Bir. Ha. Gel. Bir. Gel. Gel. Bir. Gel. Bir. 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla düveyimi vermiyorum. Çünkü yeşil paketimizin içerisinde ve yoncamızın içerisinde de besleyici maddeler var. O yüzden düve yemi yani fabrika yemlerini az kullanıyorum. Ve gördüğünüz gibi hayvanlarımız da oluyor. Arkadaşlar buzağımıza yani erkek danamıza buzağı büyütme yemi veriyorum. Ardından besi yemlerine geçeceğim tabii ki de. Onun yemi biraz daha farklı. O da burada bunu yesin. Maşallah kızlarımız sıraya girdi. Evet arkadaşlar düvelerimiz yemlerini bitirmiş. Şimdi biraz yonca vereceğim. Ardından samanlarımızı açacağım. 2 paket de saman vereceğim arkadaşlar. Bakın buzağımızın önünde biraz. Erkek buzağımızın önünde. Evet arkadaşlar buzağımızın önünde biraz yem var ama yine de şu şekilde yoncalarını verelim. Arkadaşlar keşke imkanımız olsa da hep yonca verebilsek. Ne yazık ki bu imkanımız yok. Çünkü yonca verdiğimizde kesinlikle fabrika yemi vermeye gerek yok arkadaşlar. Yonca her türlü besin içerisinde barındırıyor. Özellikle protein ağırlıklı arkadaşlar. Yemlerin kraliçesi diye geçer. Birçok yetiştirici zaten yonca bitkisini kullanıyor rasyonlarında. Ama bizim öyle çok bir yonca verme imkanımız yok. Bir miktar yonca yetiştirdiğimiz bir tarlamız var arkadaşlar. Oradaki yoncalardan veriyorum. Yoncayı satın almıyoruz kesinlikle. Çünkü pahalı bir bitki. Evet arkadaşlar yoncalarını bitirsinler ardından önlerine samanlarını yayacağız. Hatta şu şekilde bir paket buraya açalım. Arkadaşlar düvelerimiz yoncamızı bitirmiş. Şimdi de bir paket daha samanımızı açalım şuraya. Dur kızım. Bunların kilidini de açayım arkadaşlar. Şöyle bir özgür bırakalım. Hadi bakalım. Ha! Zaten arkadaşlar oraya bir paket açmıştım. Bugün ne verdik hayvanlarımıza? Yaklaşık olarak bir kova düvemi verdim. Yarım paket yonca, 2 paket de saman açacağım şimdi. Birini açtım, şimdi birini de şimdi açacağım.
Toplam 10 tane düve, bir tane danamız var arkadaşlar. 11 büyük başımıza bunları verdik şimdilik. Samanımızı da dağıtalım. Güzelce yesinler. Evet arkadaşlar, bugünlük bakımımız bitti. Düvelerimiz yarına kadar önlerinde açık olan samanlarını da yiyecekler. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 8-9 kilogram kadar düveyimi verdim. Yarım paket yonca açtım. Bir de 2 paket bu şekilde samanı açtım arkadaşlar önlerine. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.